gökyüzüne dışarıda son kez baktığını söyleseler herhalde inanmazmış. Oh,
geleceksin. Beni bırakıp gideceksin ha? İfadelerine bırakırsanız hakimlerin gözünde mağduriyetiniz perçinlenir. Merak etmeyin. Tanıklara nasıl ifade vermesi gerektiğini ben tek tek öğreteceğim. Teşekkür ederim.
kim var ya, onun suyu artık kurutacağım lan. Şu yerine otur. Daha seni biraz okşadık. Gardiyan müsbet gelsin. 2 dakika sus be Ali. Gidene kadar seni mi dinleyecek? Otelimize geldik. Bakalım beğenecek misin? Oo, yuvana hoş geldin. Almancı Ali. Nasılsın? 3 yıl daha kitlemişler ha. Bir dahaki sefere o boynunu kıracağım senin. Şşş. Emaneti sağ salim teslim ettik. Allah size kolaylık versin. Sağ olun komutanım. Korkmayın, şöyle buyurun. Teşekkür ederim. İyi görevler komutanım. Toplanın çocuklar. Zemre Hanım. Buyurun müdürüm. Zemre Hanım. Odama kadar gelir misiniz lütfen? Anlaşıldı müdürüm, geliyorum. Ayşe Hanım. Kolay gelsin arkadaşlar. Aynısı şöyle. Çıkar gözlüklerini. Çıkar, koş şuraya. Aç ağzını. Aç, daha fazla. Kaldır dinle. Kaldır, daha fazla aç. Kaldır. Aferin. Gel böyle.
Özel eşyalar. Alyans. Saat. Kolye. Tamam. İmzala. Özel eşyalar? Yok. Gel böyle. Gel. Elini ver. Ne bakıyorsun? Sen de soyunsana. Seni mi bekleyeceğiz? Kim sigara bastırdı senin üstünde? O hayvanı sağ bırakmadın inşallah. Yaz. Sağ kol içinde bir, sırtta iki sigara yanığı. Bu kuşun burada ne işi var ya? Hadi bakalım yerlerinize, hadi. Adamın doktora gitmesi lazım. Yok ya. Şunun suratına bir bardak su dökün. Ya sen ne biçim bir insansın? Kadın hasta işte. Doktor lazım buna. Sapsarıcısınmış müdür ağabey. Bana bak. Bu kadın şimdi doktora gidecek. Yoksa ordu gelse bile baş edemez benimle. Biraz tansiyonunuz düşmüş. Merak edecek bir şey yok. Bugün yemek yediniz mi? Hayır. Uyku durumu? Birkaç gündür. Anlıyorum. Siz rahatsız olmayın lütfen. Biraz dinlenin. Ben yiyecek bir şeyler getireceğim. Ama... Merak etmeyin. Bekleyecekler. Semra. Kadın araba bulmuş. Size bir şey rica etsem. Dışarıdan yemek getirebilir miyiz? Mahkum için mi? Kurallara uygun olmadığını biliyorum. Ama uzun zamandır buradayım ve ilk kez böyle bir şey isteyeceğim. Peki doktor bey, siz öyle uygun görüyorsanız hallederiz. Sağ olun. Bir ricam daha var. Hayri Hanım'ı buraya getirebilir misiniz? Onunla biraz konuşmam lazım. Uzun süredir buradasınız. Başka ricanız da olmadı. Onu da getiriyorum. Kolay gelsin. Thank you.
tebrik etmen lazım. Bakın şimdi oldu. İlk aşamada 3 soru. Hayriye abla, hazırlanır mısın? İdareden çağırdılar. Şey 3 tane istiyorum önce. 5000 TL'li sorular geliyor. Çok miktarda bu anlamda kullanılan iki tane. Doğru. Olayı köpeği öğren kimse şey. Hayırdır? Yeni bir mahkum geldi onunla ilgili. Çok güzel. 5 saniye var, 17 doğrudasınız. Bir soru kaldı 5000 TL'ye. Gel abla, yok bir şey. Bir soru kaldı 5000 TL'ye. Hayriye abla, nasılsın, iyi misin? İyiyiz, iyiyiz. Özledik sizi. Onu Gülten'e söyleyeceksin. Taktı sizin koğuşa. Tecrit ceza ne zaman bitiyor ablacığım? Yemekler düzelince. Arkadaşlara selam söyle, özledik sağ sizi. Belki tahliyen gelmiştir. Aa, daha torunuma ördüğüm hırka bitmedi. Hiçbir yere gidemem. Paket benim galiba. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Şeyden efendim. Hayriye ablacığım. Teşekkürler Semra Hanım. Buyurun. Nasılsınız Tarık Bey? Gayet iyiyim Hayriye abla. Yalnız bana... Tarık demezseniz ben de size siz nasılsınız başhemşirem demek zorunda kalırım. Sizli bizli oluruz. Buyurun. Hayrola? Yeni bir mahkum geldi Hayri abla. Suzan Hanım. Tarih öğretmeniymiş. İçim parçalandı. Kadının kol içinde sigara yanığı var. Sen her gelenden böyle etkilenirsen bu meslekte dayanamazsın. Kadında farklı bir şey var. Uzun zamanda buradayım. Daha önce hiç kimse için böyle olmadım. Neden? Sigara yanıyor diyorum Hayri abla. Kadın kocasını öldürmüş. Belli ki kocasının işi bu sigara yanıyor. Adam karısının üzerinde sigara söndürmüş. Nasıl erkek bunlar? Bir adam karısını niye döver? Nasıl vurur? Nasıl sigara söndürür? Aşağılık duygusundan. Türkiye'de erkekler kadınları aşağılık duygusundan döver. Adamda iş yoktur. Ne kendine ne çoluğu çocuğuna hayrı vardır. Acısını kadından çıkarır. Ödeyen kadın olur. Güzel mi bari? Takılmasan olmaz değil mi Hayri abla? Takılmasam da vaziyet ortada. Koğuştaki kadınların hepsi sırada. Sen geldiğinden beri doktora çıkma konusunda bir hevestir gidiyor. Hmm. Önceki kaknem doktora kimse çıkmak istemiyordu. Ben sadece şefkatli davranıyorum. Hepsi o yüzden. Sırf o yüzden değil. Sen de bu durumdan hoşnutsun belli. Ben Çerkezim Hayri abla. Bizde kadına değer verilir. Şefkat gösterilir. El üstünde tutulur. Kılıf bulmaya çalışma. Flört senin kanında var. Utanmasan benimle bile flört edeceksin. Hmm. Ben seninle zaten flört ediyorum. Benimle flört edeceksen o zaman bana kimseyi emanet etmeyeceksin. Kıskanırım yoksa. Anladın değil mi Suzan'ın sana emanet edeceğimi? Olsun o kadar artık. Ama düşündüğün gibi değil. Bakalım, göreceğiz. Nur o kadına eziyet etmesin. Ona göz kulak ol lütfen. Tamam, ben Nur'la konuşurum. Merak etme sen. Teşekkür ederim. Buyurun. Daha iyisiniz? Çok daha iyiyim, sağ olun. Çay ister misiniz? Bilmem ki. Sanki her şey normalmiş gibi. Yeniden. Öyle zaten. Burada günler çabuk geçer. Ben uzun zamandır buradayım. Daha dün gelmiş gibiyim. Sizinki de bir çeşit mahkumluk.
Öyle. Ama ben bilerek seçtim. Neden? Uzun hikaye. Sizin derdiniz başınızdan aşkın. Belki sonra anlatırım. Nasıl olsa ikimiz de buradayız. Neymiş? Önemli bir şey değil. Yeni biri gelmiş. Ben gördüm. Her yeri sigara yanığı. Yani bize ne peki? Torpilli miymiş? Durun hele. Siz dert etmeyin. Biz anayla bir konuşalım da. Doktor beni çağırmış. Nereden tanıyormuş geleni? Tanımıyor. Acımış. Bir üç kağıt olmasın içinde. Belki laf almak için sokuyorlar bizim koğuşa. Sanmam. Doktor öyle biri değil. Nereden belli? O adamı benim gözüm tutmuyor. Neden burada? O bile belli değil. Hiç kimse bilmiyor. Genç yakışıklı adam. Üstelik uzmanmış. Neden bu cezaevinde? Kimseye anlatmadığı bir hikayesi var gibi geliyor bana. Yoksa sen de mi kesiksin bu doktora? Benim tipim değil. Hayriye, bizim tipimiz mi kalmış? Aa, niye kalmasın? Belki de asıl şimdi. Benim üstümdeki yatakta yatsın. Pişman olmayasın. Sanmıyorum. Sen söylersin yerim burası diye. Bir süre gözleriz. Olmazsa ona göre davranırız. Tamamdır. İçeride yavaş yavaş kabuk bağlar insan. Sertleşirsiniz, yoksa yaşanmaz. Hiç beklenmedik bir şey bu kabuğu kanırtıverir bazen. Bir martı çığlığı, birinin sesindeki şefkat tınısı, taze demlenmiş çay kokusu. Eski hayatınıza köprü kuran herhangi bir şeydir bu. Gafil yakalar sizi, gözyaşınız akar. Oysa içerideki ilk kural gözünüzü kuru tutmaktır. Hızla öğrenirsiniz bunu. Gözlerin olacak. Burada kalacaksın. Hadi geç içeri. Ne o? Kral dairesi mi bekliyordun? Koca katili.
Kadıncağıza böyle davranmanın ne alemi vardı? Müdürem demeyi unuttum. O zaman odanda otur. Bu işleri de bize bırak. İşin en zevkli yanını sana niye bırakayım? İnfaz mı bırak? Herkes koğuşlara. Hava daha kararmadı. Kapkaranlık oldu bak. Göz gözü görmüyor. Eski köy yeni adet mi geliyor? Bırak şimdi adeti. Yeni bir köy kuracağız birlikte. Sen mi kuracaksın? Müdüreniz olarak elimden geleni yapacağım. Bir cezaevi nasıl olurmuş göstereceğim hepinize. Bombanın pimini çekiyorsun Gülten. Dikkat et içinde patlamasın. Çabuk temizle o pisliği. Çok kötüyüm. Benim doktora görünmem lazım. Bugün olmaz. Yarına kadar bekleyeceksin. Ağrıdan duramıyorum. Sıkıca örtün, hiçbir şeyin kalmaz. Ya ne olacak Gülten? Hadi arkadaşlar. Herkes koğuşlara. Koğuşlara. Aferin. Uslu çocuklar olun böyle. Hadi abi, hadi. Hadi.
korkmayın. Benim. Tamam, geçti. Nesi var bunun? Durumu hiç iyi değil başefendi. Hastaneye kaldırılması lazım. Yıllardır hemşirelik yapan sen değil misin? Nesi var dedim sana? Ağır bir gıda zehirlenmesine benziyor. Serpil doktora çıkacak abla. Bu da dilekçesi. Günaydın arkadaşlar. Suzan Hanım. Bundan sonra sizin koğuşta kalacak. Hayriye abla sana yatacağın yeri gösterir. İşine baksana sen Tahsin. Üstüme gelme Ali. Zaten mahkemede ötmüşsün. Öttüysem ne olmuş? Zehra, bir derdin var mı? Hiçbir derdi yok. Çok iyi anlaşıyoruz Zehra'yla. Değil mi Zehra? Hiçbir şeyim yok. İyiyim ben. Rahat bırakın kadını. Rahat bırakmazsak ne olacak? Hayriye abla. Suzan öğretmen sana emanet. Tamam. Vallahi sen olmasan bu kadın burada iki gün bile yaşayamaz. Elimden geleni yaparım. Merak etme sen. Sağ ol. Geri bas Ali. Sen geri bas. Geri bas. Yoksa kafanı patlatırım. Kahvaltı geldi.
Suzan gel bakalım. Sen şurada yatacaksın. Nasıl, beğendin mi yatağını? Gel otur bakalım. Cezaevine ilk girişin değil mi? Alışırsın. Neden öldürdün kocanı? Kazaydı. Temizle anlayıp beni salacaklar. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Ben burada olan her şeyi bilirim. Rahat etmek istiyorsan benim yanımda ol. Ben sizin aranızdaki mücadeleye karışmak istemem. Mücadele ha? Karıştım bile güzelim. Bakalım ziyafet soframızı beğenecek misin? Hadi gel. Alışırsın. Bunu köpek bile içmez be. Bu kara hepimizi zehirleyip öldürecek. Çürük. Değil abi. Geç! Dur! Tarihi geçmiş. Bana bak. Patronun olacak o adama söyle. Bir daha böyle boktan mal gönderirse teslim almam ona göre. Olur abi, söylerim. Al. Heriflere vur dedik, öldürdüler. Sen ne yapıyorsun öyle? Çık dışarı, yardım et. Peki. Koş. Sen de öyle. Ne o çıkan yemekler lan öyle? Mahkumlar zehirlenecek. Keşke geberseler. Dünyayı bu pisliklerden kurtarmış olurum. Mahkumlar ölürse sen yolunu nereden bulacaksın? Salak. Çok yakışmışsın o masaya müdürüm. Ne istedin Tahsin? B2 koğuşundan bazı mahkumlar izniniz olursa doktora çıkmak isterler müdürüm. Soytarı. Emrin olur müdürüm. Otur şöyle Tahsin. Emredersiniz müdürüm. Kalk masamdan Tahsin. Sert müdürüm, ne oldu? Elinin körü oldu. Ver şunları bana. Al bakalım. Bana bak. Söyle onlara, bundan sonra her kafasına esen doktora çıkamayacak. Ama Serpil'in durumu çok kötü. Vay 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 vay. Şabodan sonra şimdi de Serpil'le mi ilgileniyor baş efendimiz? O nereden çıktı ya? Kuşlar söyledi. Ha, Ali olacak hayvan söyledi değil mi? Mahkemede de yerli yersiz ötmüş zaten. Kim söylediyse söyledi, yalan mı? Yalan tabii. Bana mı yoksa o ucubeye mi inanıyorsun? Nesi varmış bu salağın? Valla bilmiyorum ama ayağı bile kalkacak durumda değil. Hayriye çok ağır bir gıda zehirlenmesi diyor. Gebersin. Öyle deme. Ölür gider, başın derde girer ilk günden. Şimdi buna izin verirsem ötekilere de izin vermem lazım. Ver gitsin. Bırak Tarık uğraşsın. Sana ne? Çok bilmiş sen de. Tamam, hadi işinin başına. Emredersiniz müdirem.
Gelmiyor musun kızım? Nereye? İşe. Suzan Hanım, sen de çalışmak istersin herhalde ha? Bilmem ki. Çalışmak iyidir. Hem vakit geçer hem de para kazanırsın. Hem bak, diğer hapishanelerde sadece işçi koğuşları çalışır ama bizim hapishanede müdür inisiyatif kullandı. Çalışmak isteyen mahkumlara bütün işlikleri açtı. Sen de kurallar değişmeden bir an önce çalışmaya başla ha? Sen merak etme Semra kızım. Suzan benimle çalışacak. Hadi gel. Çamaşırları katlamamız lazım. Bakar mısın ne kadar çok şey birikmiş. Hadi hemen işe koyulalım. Burası çok sıcak, gel bir 5 dakika hava alalım. Bir şey olmaz. Olmaz olmaz, 5 dakika. Gel buraya. Buyurun. Bundan sonra ütüde bana yardım edeceksin. Sana nasıl yapılacağını göstereceğim. Önce bu kolu kaldıracaksın. Sonra çamaşırı düzgün bir şekilde buraya yerleştireceksin. Sen işine bak kızım. Gelip düzelsene hadi. Daha düzgün, sok elini daha çabuk. Güzel güzel yerleştir. Düzgün ama dikkat et. Elin presin altında kal. Hadi bakalım sen de.
maalesef bazı şeyleri engelleyemiyoruz. Ama eğer istersen seni korurum. Suzan Aksoy, avukat ziyaretine. Yeni mi gelmiş lan bu? Allah, hamam günü ne olur bu ama. Doğramış diye yazıyor lan gazete. Hadi ya, kimi doğramış? Kocasını. Ulan Tim'in karısı. Asacağım bunları. Sallandıracaksın ki ders olsun. Git lan oradan. Sen de karını doğramadın mıydı ha? O başka, bu başka. Sen işine baksana. Bakarız. Yalvarırım, ne olur kurtarın. Alışmaya çalışın Suzan Hanım. Net 15 yıl cezanız var. 15 yıl? Evet. Ben burada ölürüm. Ne olur bana yardım edin. Elimden geleni yapıyorum. Elinden geleni yapıyor musun? Hani nefsi müdafadan az bir şey yatıp çıkacaktım. Ne oldu? Sakin ol. Benim çocuklarım var. Anlıyor musun? Çocuklarıma bana ihtiyacı var. 5 yıl imkansız. Temizde işi sıkı tutacaksın. Tamam. Ama aması maması yok. Valide hanım sana beni kurtarasın diye para ödüyor. En ağır cezaya çarptırılayım diye değil. Böyle olması gerekmiyordu Suzan Hanım. Haklısınız. Ama tanık olarak gösterdiğiniz herkes aleyhinize ifade verdi. Kızınız bile. Kızımın adını ağzına alma. Kes sesini. Bağırıp çağırmayı da bırak. Kızımmış. Tanık diye çıkardığın doktor yalan ifade verdi. Kasıtlı cinayetmiş. Nereden biliyor kasıtlı olduğunu? Otur yerine. Bunların hesabını vermeden bir yere gidemem. Gel buraya, çocuklarımı ne zaman göreceğim? Kendine gel, yoksa seni hücreye tıkarım. Biliyor musun? Çocuklarımı bir daha göremeyeceğim. Dışarıda seni bekleyen çocukların var. Ne güzel. Ölürüm ben burada. Ölürüm. İnsan her şeye alışıyor. Bak, ben aylardır buradayım. Ölmedim. Yaşıyorum. 15 yıl. Çıkınca tanımazlar bile beni. Yakında af çıkar. Burası Türkiye. Çıkar değil mi? Biraz daha dişimi sıkarsam kurtulurum değil mi? Hem bunun temizi var. Başka bir avukat tutarım. O beni kurtarır değil mi? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim kendi derdimden. Çok özür dilerim. Önemli değil.
Nasıl oldu? İyiyim. Sana bunu niye yaptılar? Ne bileyim. Belki de hak etmişimdir. Kimse bunu hak etmez. Sen benimle gelme. Neden? Dinle beni. Uzak dur benden. Hayrola Tahsin? Oo müdirem. Ben de tam size gelecektim. Hadi oradan sahtekar. Ve diyecektim ki bir kutlama yemeği yesek. Nasıl yani? Baş başa. Bilmem ki nasıl olur. Neden olmasın? Müdirem sensin. Hem kim ne diyebilir ki? Valide Hanım. Valide Hanım, bana çocuklarımı getir. Ne olur çocuklarımı getir. Yüzetele. Konuşmadım ki. Bana ne? Döleceğiz mi sandın burayı? Benim param yok, daha vermediler. Merak etme o zaman. Paranın gelmesini bekleriz. Tamam? Hadi yürü. Sen çık canım. Bizim Filiz'le konuşacaklarımız var. Kuşumuzu yolmuşsun bakıyorum Filiz. Para almadım ki Tahsin. Biz ortak değil miydik güzelim? Vallahi billahi para almadım. Para almadım. Böyle yapınca beni çok üzüyorsun ama ha. Tahsin vallahi ya. Yürü! Yürü dedim! Yürü! Yürü! Volta kesmek ne demek duydun mu sen hiç? Duymadım. Tarih dersinde bunları öğretmiyorsunuz tabii değil mi? Suzan, kızım sen gel bana yardım et. Anacık sen otur yemeğini ye. Gel. Serpil'e yemek hazırlayacağız. Şunun içine bir domatesi küçük küçük doğra. Suçluyu başkasına yaptığı kötülüğü kendine uygulayacak cezalar.
Senin için zıkkımdan demek kolay. Hastalananlar hep bizim gruptan. Benim de midem allak bullak. Evet ya. Sen bir dolaplar mı çeviriyorsun yoksa Nur? Ne dolabı be? Serpilir evire götürüyoruz. Hele Şükür. Sen bırak. Biz hallederiz. Ala bırak, biz hallederiz. Tamam. Güzeleceksin kadın, merak etme. Siz eve gidiyor musunuz abla? Bizim Suzan'la biraz işimiz var. Gel kızım. Niye beni dışarı çıkarıyorsun abla? Zehra'dan uzak dur kızım. Ama Nur'un yaptığını gördün. Buranın kendine göre kuralları vardır. Zehra 15 aylık bebeğini kendi elleriyle öldürmüş. Burada çocuklara zarar veren mahkumlar sevilmez. Ama gözümüzün önünde elini yaktı. Bunu görmezden mi geleceğiz yani? Bazı şeyleri göreceksin, bazı şeyleri görmeyeceksin. Eğer illa her şeyi göreceğim dersen bakarsın o pres başının üstüne elini vermiş. Ama kızacağız. Bak, bizim gökyüzümüz bu kadar. Dünyamız da işte bu avlu kadar. Burada en önemli şey zamandır. Çünkü geçmek bilmez. Eğer kendini oyalayacak bir şeyler bulamazsan kapana kısılmış fareye dönersin. Tımarhanelik olursun. Sen ol, ne iş bulursan yap. Beladan da uzak dur. Bak burası benim bahçem. İçerideki tek güzel şey. Ben buraya geldiğimde bu toprak taş gibiydi. Ellerimle kazdım, yumuşattım. Bana bak Suzan. Efendim? Sen muhbirliğin cezası nedir biliyor musun? Ben sadece... Yakında öğreneceksin. Yavaş olan açık. Kız daha yeni. Nereden bilsin buranın usulünü? Önce anlat. Yok dinlemezse o zaman kesersin cezasını. Şimdi olmaz. Yat kalk ablaya şükret. Yoksa... Serpil'i hastaneye götür. Bu gültenin başını ezmeli. Müdüre seni görmek istiyor. Gidelim bari. Gelsin çiçeklerimle tanıştırayım. Bak, şunlar sardunya ama alttaki sakız sardunya. Bütün bunlar begonya. Şu gördüğün kasımpatı. Şu gördüğün ortanca ama mevsimi değil, açmaz. Bak şunlar da hercai menekşe. Evlatlarım benim. Sözümü dinlerler. Sahiden çocuklarınız gibi. Çocuklarım tabii. Biraz ilgilenmesen, konuşmasan, dertlerini dinlemesen hemen surat asarlar. Küserler sana. Annem de çiçekleri çok severdi. Öyle konuşurdu onlarla.
Annen nerede şimdi? Annem, babam, kardeşim hepsi öldüler. Yalova depreminde. Başın sağ olsun. Kimi şanslı doğuyor, kimimiz de böyle işte. Allah evlat acısı vermesin. Dokun. Toprağa dokun. İçeride en iyi şey toprağa dokunmaktır. Bir de gökyüzüne bakmak. Aradakilere takılmayacaksın. Suzan. Söyle abla. Ben yakında tahliye olacağım. Bahçe kimsesiz kalacak. Sen bakar mısın? Ben bakarım ama pek anlamam. Ben sana her şeyi öğretirim. Merak etme. Duydunuz mu çocuklarım? Size yeni anne buldum. Ablayla yanlış olsun bakıyorum. Melek gibi kadın. Onun burada ne işi var? Önemli bir şey değil canım. Sadece dışarıda 3 tane leşi var. Ablanın mı? Ne sandın ya? Burada abla olmak kolay mı sanıyorsun? İşi olan işliklere! İşi olan işliklere! Anlat bakalım Zehra, nasıl oldu? Kazaydı. Kreş sütünün nasıl kullanılacağını gösteriyordu. Elim altında kalıverdim. Benim suçum. Öyle mi oldu Nur? Öyledir müdürüm. Acemilik işte. Peki. Başka olay istemiyorum, hadi çıkın. Çıksınlar mı? Kazaymış işte. Kazaydı. Bir de olayı Suzan'dan dinleseydik. O daha yeni. Gördüğü şeyin ne olduğunu bile bilmez. Çıkın hadi. Ne oldu anacık? Ne olacak canım? Gülten de olayın kaza olduğunu anladı. Hadi bakalım herkes işinin başına. Dolaplar çeviriyordum. Bak herkes hasta. Tahsin'e Sarp'i sordum. Bir şey söylemedi. Pis pis sırıttı sadece. Bu kız. Allah göstermesin. Bir şey söylemediklerine göre. Yakarım burayı. Durun hele, sakin olun. Şebo sen Tarık'a çık. Tahsin seni reddetmez. Ara bakalım bir ağzını. İşin aslı neymiş? Böyle çok çirkin görünüyorum değil mi Tarık? Bence gayet iyisin. Değil mi? Hı hı. Demek bu halimle bile beğendin beni. Şebnem. Efendim. Hadi kal. Şuramda bir ağrı var doktor. Onu muayene etmeyecek misin? Bu haline bile vazgeçmiyorsun değil mi? Hiç vazgeçilir mi Tarık? Beni cırcır değil bu kalp ağrısı öldürecek. Bundan 6 saatte bir alacaksın.
Biraz daha fazla versen. Koğuş revire döndü. Herkes hasta. Peki. İhtiyacı olan kullansın. Yanında herkes beni görmeye gelsin. Sen yeter ki işte Tarık. Hadi kalk. Serpil nasıl? Herkes onu çok merak ediyor. İyi. İyi. Merak edecek bir şey yok. Serpil'e ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ne bileyim ben ne oldu? Öğren o zaman. Emrin olur. Madem sen öğrenmiyorsun, müdür yardımcısıyla ben görüşeceğim. Müdürem diyeceksin. Tahsin. Müdüreye götür beni. Koğuş'un istekleri var. Unut bunu. Tahsin Bey, Koğuş revire döndü. Serpil'i de merak ediyoruz. Yapma evladım. Ne evladı be? Başefendi diyeceksin. Tahsin. Gülten'le konuşacaklarım var. Belki Koğuş'u saatli bombadan farksız. Nedenmiş o? Yemekler berbat. Berbat demek bile yeterli değil. Koğuş revire döndü. Serpil'i hastaneye kaldırdılar. Herkes zehirlendi. Benden ne istiyorsunuz? Serpil'e ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Yemeklerin düzelmesi için teminat istiyoruz. Nur. Muhtıra verir gibisin. Nasıl istersen öyle anla. Serpil'e ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğu da umurumda değil. Yemekler konusunda elimden fazla bir şey gelmez. Herkesin zehirlenip ölmesini mi istiyorsun? Yemekten şikayet edeceğinize yemek çıktığı için şükredin. Derdimi anlatamıyor muyum sana? Anlatıyorsun. Ben de sana bugün senin için daha fazla bir şey yapamayacağımı söylüyorum. Hep ben mi sana çalışacağım? Biraz da sen bana çalış. Ne demek istiyorsun sen? Bugünkü olayı dosyana koymayabilirim. Hatta sana daha fazla imtiyazlar da tanırım. Sen de bana B2 koğuşunda neler olduğunu arada bir anlatırsın. Yemeklerin düzelmesini istiyoruz. Serpil'e ne oldu merak ediyoruz. Öldüyse öldü deyin. Nur, dışarıda seni bekleyen bir kızım var. Eğer benimle anlaşmazsan dosyana olmadık şeyler girer. Tahliyen uzar. Yemekler düzelmeden anlaşma falan yok. İyi düşün. Kim bilir dışarıda kızın neler karıştırıyor şimdi. Bunlardan 6 saatte bir alacağız. Yarın da doktor Tarık'ı görmeye gideceğiz. Ne oldu? Hepimiz ölsek karının umuru değil. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? İsyan çıkaralım. Bir kere de doğru bir şey söylesen. Bana bak. Birbirimize girecek zaman değil arkadaşlar. Eğer bir şey yapmazsak hepimiz Serpil gibi geberip gideceğiz. Serpil ölmedi. Niye o zaman kimse bir şey söylemiyor? Ölmedi ya, ölmedi. Ölmedi demekle olmuyor bu iş. Ne diyeceksen çabuk söyle. Gülten müdür olduğunda her şey daha da boktan olacak. Vukuat çıkarmamız lazım. Ne işe yarayacak? Vukuat çıkarırsak bakanlık Gülten'i şutlar. Biz de ondan kurtuluruz. Ama ya gelen gideni aratırsa? O zaman ne yapacağız? Hepimiz Serpil gibi geberip gitmeyi bekleyelim o zaman. Serpil hakkında böyle konuşma. Evet ama Perihan doğru söylüyor. Bir şişleme olduğunda bile müdürün tayini çıkıyor. Ben kaç kez yaşadım bunu. O zaman ne yapacağımıza karar verelim. Tahsin'i öldürelim. Oha! Hakkımızı aramaya çalışıyoruz şurada. Bir şey yapmayacak mıyız yani? Serpil'in ucunu alınmalı abi. Alacağız kızım, alacağız. Nereden çıkıyorsunuz? Ne alakası var şimdi? Susun bir! Bir susun! Bir şeyler yapmamız lazım. Yemeği almayalım. İçeri girme vaktinde de direnelim. Evet. Gülten ilk günden vukuat istemeyecektir. Biz de o zaman hakkımızı ararız. Tamamdır. Hadi. 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 Çabuk olun biraz. Arkadaşlar acele edelim. Thank you.
yemekleri alıyor musunuz, almıyor musunuz? Aldım pisliği, tanrı. Fazlalarla maçınlar buraya gidiyor. Çabuk komutana haber ver. Tamam. Ne oldu? Bizim için. Ya Sibir'i seni öldürürüm demiştim. Değil mi? Öldür. Öldürürüm. Ya. Hiç çuval inciri berbat etti. Gelin etti oğlum. Ulan sende de ne şans var ya. Bu ne ya? Allah Allah. Arızalı değil ama. Eyvah. Boku yedik. Belki de bir şeyler oluyor. Hemen haber verelim. Sen ver. Başının